Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün dolardaki bu son hareketleri biraz değerlendirelim. 5.60'ın altına gelen bir dolar kuru var. Ve 5.60'ın altına gelen dolar kuru aslında yeni bir düşüş trendini mi gösteriyor? Yoksa yükseliş öncesindeki son hareketler mi bunlar? Bunu birlikte değerlendirelim sevgili dostlarım. Önce Türkiye'deki gelişmeleri bir tarafa bırakalım. Dünyaya dönelim. Özellikle Fed'e bakalım. Ve Amerika'daki dolara bakalım. Dünyadaki dolara bakalım. Dünyada dolar nasıl hareket ediyor? Oradaki trend ne? Ona bakalım. Bir kere sevgili dostlarım, dolar endeksine baktığınız an itibarıyla sürekli bir yükseliş trendine girmiş olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Evet, dolar endeksinin trendinin yukarıya doğru gittiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Dakikalık olarak böyle, saatlik olarak böyle, günlük olarak böyle, aylık olarak böyle, haftalık olarak böyle, yıllık olarak böyle sevgili dostlarım. Yani tüm dünyada dolar değer kazanıyor. Neden değer kazanıyor ve neden değer kaybetmişti? Onu da sizlerle paylaşayım isterseniz. Biliyorsunuz Fed'in açıklaması olmuştu, faiz indirimi açıklaması. Bunun sonrasında bu beklentiyle birlikte dolarda ani bir değer kaybı gözlenmişti. Ama daha sonrasında gelen her açıklama Fed'in aslında beklenenin altında bir faiz indirimi yapacağı, hatta belki faiz indirimini bir süre daha erteleyebileceği yönünde oluşmaya başladı. Neden bu kanaate kapıldık? Çünkü Amerikan ekonomisi her geçen gün biraz daha güçleniyor sevgili dostlarım. Evet, işsizlik son 50 yılın en dip noktasında, sanayi üretim verileri çok iyi geliyor, konut satışlarına bakıyorsunuz, her ay biraz daha artıyor. Diğer taraftan istihdam verilerine bakıyorsunuz, istihdam artıyor, doğal olarak işsizlik azalıyor ve Amerika büyümeye devam ediyor. Bu koşullar içerisinde Amerika'nın daha büyümesi, daha da şişmesine izin vermek istemiyor parayı yöneten Fed. Evet, Amerika çünkü bu şişme problemini 2007-2008 döneminde çok sert bir bedelle ödedi biliyorsunuz. 2007-2008'e tekrar geri dönmek istemediği için daha dikkatli adımlar atıyor sevgili dostlarım. Bu nedenle bu söylentilerin, daha doğrusu bu algının oluşmasıyla ve bu verilerin gelmesiyle birlikte de dolar endeksi tekrar yukarıya doğru yönünü çevirdi. Yine önemli bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Doların çok fazla değersiz olmaması, yani pul olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü Amerikan doları dünyanın en convertible parası, yani dünyada en geçerli olan para ve finans sisteminin tüm hücrelerine nüfuz etmiş durumda. Böyle bir durumda eğer ki siz doları değersizleştirirseniz, iyiden iyiye pul haline getirirseniz ve insanların dolara olan güvenini sarsarsanız, insanlar ve ülkeler ve kurumlar dolardan vazgeçerler, alternatif mecralara yönlerini dönerler. Bu nedenle sevgili dostlarım, doları da belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar. Ve dolar endeksi görünen o ki yükselişini devam ettirecek ve yükseldiği o seviyelerde de kalacak. Trump'ın bütün ısrarlarına rağmen. Trump faiz indirimi istiyor. Trump doların değersiz hale gelmesini istiyor. Ama diğer taraftan Trump Amerika'nın güçlü dolara da sahip olmasını istiyor. Yani İki ucu pisli bir değnekten bahsediyoruz ve illa birinden vazgeçeceklerse büyük ihtimalle doların güçlü olmasını tercih edecekler. Düşünün, tüm dünyaya hükmeden bir dolar ve tüm dünyayı kontrol altında tutan bir dolardan bahsediyoruz. Bundan vazgeçmek öyle kolay değil sevgili dostlarım, Amerika adına. Dönelim, dünyada başka ne tür gelişmeler oluyor? Bakın, hem gelişmiş ülkeler, yani Avrupa Birliği gibi ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkeler, işte Brezilya, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkelere baktığınız zaman onların para biriminin dolar endeksinin değer kazanmasına bağlı olarak değer kaybettiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Peki asıl soru şu: tüm dünyada gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmiş ülkelerin para birimleri değer kaybederken, dolar kazanırken Türkiye'de neden Türk lirası değer kazanıyor, dolar değer kaybediyor? Bunun formülü çok basit sevgili dostlarım. Çünkü önümüzdeki 2 ay içerisinde Merkez Bankası sert faiz indirimlerine devam edecek. Bu arada
doları da belli bir seviyede tutarak enflasyonda da bir düşüş göstergesi yaratacak. Ve dolayısıyla faizleri cazip olmaktan çıkartacak sevgili dostlarım. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Faizleri cazip olmaktan çıkartacak. Hangi faizleri? Aslına bakarsanız mevduat faizlerini, kredi faizlerini değil. Yani bankalardan kredi çekilsin ama dolardan bozulan para ya da borsadan bozulan para yarın öbür gün faize geçmesin. Piyasanın içine girsin mantalitesi bu. Evet bakın dolardan diyelim ki 7 liradan, 8 liradan, 9 liradan, 10 liradan, 12 liradan yani hedef noktalardan döviz bozuldu. Bu para eğer ki faiz ortamı iyi olursa konut sektörü yerine faize gider. Evet, eğer ki sizin faiz oranlarınız %24, %25 seviyesindeyse insanlar konut almak yerine, konutun riskini almak yerine büyük ihtimalle parasını götürecektir, faize yatıracaktır sevgili dostlarım. O nedenle faizleri aşağıya çekiyorlar şu anda. Faizleri dip noktaya getirdikleri an itibarıyla bakın göreceksiniz. Bu da maksimum 2 aylık bir süreci kapsıyor. Büyük ihtimalle kur şokunun önünü açacaklar. Kur şokunun önünü açtıktan sonra oradan oluşacak kar ve parayla da piyasayı hareketlendirecekler. Yani faiz ortamı kötü, gelin piyasaya girin. Özellikle gelin konut alın diyecekler. Konut bakın tekrar yükseliş trendine girecek diyecekler. Konut fiyatları şu anda cazip ama yarın öbür gün çok daha pahalı olacak diyecekler. Bu çok önemli bir teori sevgili dostlarım. Dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Yani şu anda 5.60'ın altına geldi. Daha da fazla dolar yükselmez hatta düşmeye devam eder bakış açısı kökten yanlış bir bakış açısı. Sadece sizin üzerinize oynuyorlar. Sadece sizin algılarınıza oynuyorlar. Neden? Bu seviyeden topladığımız doları toplarız. Birkaç tane kuşu bir arada vurmak istiyorsak. Doları topladığımızda doların yükselişinden faydalanırız. Aynı zamanda da konut sektöründeki avantajı da yarın öbür gün kullanabiliriz. Ya da bu parayı bozduğumuzda borsayı da uygun seviyelerden alabiliriz. Ya da şu anki faiz ortamını da değerlendirebiliriz. Büyük yatırımcı bunu düşünüyor, sizleri düşünmüyor. Yani küçük yatırımcının elindeki parayı en ucuza nasıl alabiliriz derdindeler. Sevgili dostlarım, açık ve net söylüyorum. Türkiye ekonomisi değerli Türk lirasıyla ayağa kalkamaz. Piyasanın canlanması için faizlerin indirilmesi tek başına yeterli değil. Ama diğer taraftan eğer ki yüksek faiz ortamında kalmaya devam ederler ise bankacılık sistemi ya da hükümet buradan bozulacak para yani dövizden bozulacak para direkt faize gideceği için ve faiz getirisi cazip olacağı için kimse konut sektörüne, otomotiv sektörüne gitmeyecek. Bunu çok net görüyorlar. O nedenle faizlerin öncelikle aşağıya çekilmesi gerekiyor. Faizler aşağıya çekildikten sonra da büyük ihtimalle biz döviz cephesinde dolar, euro, sterlin fark etmez çok ciddi ataklar göreceğiz. Hem de çok ciddi ataklar. O sizlere bahsettiğim 10-12 ataklarını göreceğiz ve bu yıl içerisinde gerçekleşecek sevgili dostlarım. Operasyonun adı bu. Büyük ihtimalle dolar sakin tutuluyor, enflasyonu düşük tutmaya çalışıyorlar. Enflasyonu düşük tutup faizleri indirecekler. Bankaların faiz cazibesini ikinci plana atacaklar ve sonrasında dolardan yükselen paranın piyasaya kaymasıyla yani Türk lirasına dönmesiyle birlikte konut sektörünü canlandıracaklar. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş olacaklar sevgili dostlarım. Genel plan bu. Onun için lütfen ama lütfen elimdeki dolar çöp oldu, bitti, battı, bundan sonra hayatta yükselmez gibi bir psikolojiye girmeyin. Lütfen pozisyonunuzu koruyun, sakin olun, panik yapmayın, bekleyin ve görün. Bakın bekleyin ve görün. Birkaç ay içerisinde sürecin nasıl işlediğini tıkır tıkır net bir şekilde göreceksiniz sevgili dostlarım. Dolarınızı bozmadığınız sürece o orada duruyor. Merak etmeyin, çok kısa bir süre içerisinde bu algı operasyonu bitecek, bitmek zorunda. Türkiye ekonomisinin hareketlenmesi, canlanması, krizden bir şekilde çıkılması isteniyor ise dövizde yukarıya hareket olmak zorunda. Bakın altını çizerek söylüyorum, zorunda. Başka bir alternatifi yok.
Türk lirası değer kaybetmediği sürece Türkiye yurt dışında ihracat pazarında rekabetçi olamaz. Türk lirası değer kaybetmediği sürece Türkiye'nin ithalat bağımlılığı devam eder. Türk lirası değer kaybetmediği sürece işsizlik her geçen gün artmaya devam eder. Türk lirası değer kaybetmediği sürece sanayici çok ciddi sıkıntılar yaşamaya devam eder. Türk lirası değer kaybetmediği sürece yabancılar Türkiye pazarını ele geçirmeye devam eder. Tüm bu koşullar içerisinde Türk lirasının değer kaybetmesi olmazsa olmaz. Onun için sakin olun, bekleyin. Lütfen grafikleri, mırafikleri boş verin. Genel makroekonomik gelişmeleri ve uluslararası gelişmeleri takip edin, bizleri takip edin ve bizler de sizlere en doğru bilgiyi vermeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka ama mutlaka paylaşın. Hoşça kalın.